Pelin Aslan, bugün Cerablus'taydık ya, hemen arkamda da göreceksiniz Cerablus'u. Yaklaşık birkaç saat önce Cerablus'taydık. Fırat Kalkanı operasyonuyla Türkiye, Suriye'ye barışı ve huzuru götürmüştü. Özellikle Cerablus, Eldra'yı, Dabuk, işte bu hatta Azez'de tamamıyla bir temizleme operasyonu yapılmıştı ve teröristlerden, DAEŞ'lılardan bölge temizlenip oradaki halk barış ve huzur içinde yaşamaya başlamıştı. Ancak tabii sadece operasyon değil, operasyonun sonrasında da yine Türkiye oraya her türlü yardımı ulaştırmaya devam etti. Biz de şu anda Köprübatı sınır karakolundayız. Görüyorsunuz, kameraman arkadaşım İlker Ulu da sizlere gösterecek. Bakın, Fırat Nehri'nin hemen yanı başındayız. Bir tarafta Cerablus ve onun tam karşısında Karkamış kalıyor. Karkamış biliyorsunuz bizim ilçemiz, Gaziantep'in bir ilçesi. Karşısında Cerablus ve Fırat'ın hemen diğer tarafında da Zor Mağara Köyü, yani terör örgütü YPG'nin kontrolünde olan bölge var. İşte orada da şu anda görüyorsunuz, ekranlara geliyor. Şu anda terör örgütü YPG'nin, PYD'nin kontrolü altında. Tabii ben Cerablus'tan da size biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü Cerablus'ta hayat tamamıyla normale dönmüş durumda. Terör örgütü DAEŞ varken nüfus 2000'e inmişti, ancak şu an 50 bin kişi yaşıyor ve inanılmaz bir altyapı çalışması var. Yollar yenileniyor, yeni binalar yapılıyor. Orada yine Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir hastane vardı, Cerablus Hastanesi. Orada her gün binden fazla kişi tedavi oluyor ve yine oranın yerel polisi de, ki yine Türk askeri eğitmişti onları da, orada tamamıyla iç güvenliği sağlamış durumda. Peki sınır karakolunda neler oluyor? Hemen onu da sizlere anlatalım.